Arkadaşlarım merhabalar. Şimdi sizinle Tanzimat Edebiyatı'nın dönemlerinden birinci dönem Tanzimat Edebiyatı özelliklerini ve birinci dönem Tanzimat Edebiyatı sanatçılarını işleyeceğim inşallah. Bildiğiniz gibi eğer takip ediyorsanız videolarımı arkadaşlar, bundan bir önceki videomuzda Tanzimat Edebiyatı'nın genel özelliklerinden bahsetmiştim. Şimdi Tanzimat Edebiyatı'nın birinci dönem Tanzimat Edebiyatı'nın özelliklerinden bahsedeceğim size. Arkadaşlar, bu dönem sanatçıları sanat toplum için görüşünü benimsemişlerdir. Burada diyorlar ki adamlar, sanat toplum içindir diyorlar arkadaşlarım. İkincisi arkadaşlarım, burada dilde sadeleşme amaçlanmış ama uygulanamamıştır. Bu dönemde dilde sadeleşme amaçlanıyor ama uygulanamıyor. Halk için yazıyorlar ya, sade yazalım diyorlar ama bunda pek başarılı olamıyorlar. Fransız yazarlardan arkadaşlar etkilenmişlerdir. Dediğim gibi Fransa Tanzimat Edebiyatı, Fransız yazarlar Tanzimat Edebiyatımızda gündemimize girer. Milli Edebiyat'a kadar arkadaşlar gündemimizden çıkmaz, unutmayın. Hem Tanzimat'ta, hem Fecrati'de, hem Servet-i Fünun'da arkadaşlar Fransız yazarlar bizim vazgeçilmezimizdir arkadaşlar. Romantizm akımından etkilenmişler. Bu nedenle eserlerdeki kişiler hastalıklı ve veremli kişilerdir arkadaşlar. Arkadaşlarım, şiirde estetik güzellik yerine işlenen konu ön plana çıkmıştır. Yani içerik ön plandadır. Ben atıyorum, Namık Kemal mesela Hürriyet kasidesi yazıyor değil mi? Adam hem kasideye isim veriyor hem de o hürriyeti ön plana çıkarıyor. Arkadaşlarım, bu dönemde yazılan romanlar roman tekniği açısından zayıftırlar. Romanda yer yer konu kesilip okula ansiklopedik bilgi verilir, okura eğitilir. Hatta arkadaşlarım yazarlar bunu abartırlar. Kahramanların arasında taraf seçerler. İyinin yanında olurlar. Kötüyü derler, Allah belanı versin derler. Böyle şey yapılır mı derler. Sen nasıl karaktersiz bir herifsin derler. Böyle söylerler arkadaşlarım. Devam edelim. Noktalama işaretini ilk defa bu dönemde kullanmıştır. Noktalama işaretini ilk kullanan kimdir? İlklerin adamıdır bu adam. Elbette Şinasi'dir. Bravo arkadaşlarım size. O zaman ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Batı edebiyatında yeni türler edebiyatımıza sokulmuş arkadaşlarım. Ayrıca bizim edebiyatımızdaki türlerde ne yapılmıştır? Yenileştirilmiştir. Unutmayın. Arkadaşlarım, şiirde eski şekiller kullanılmış, yeni konular işlenmiştir. Bundan da bilginiz olsun. Arkadaşlarım, bu dönem sanatçıların çoğunluğu devlet adamıdır. Tamam mı? Devlet. Bundan bahsetmiştim zaten. Ziya Paşa gibi. Mesela Ahmet Refik Paşa gibi. Hece ölçüsünü ve halk edebiyatını savunmuşlar ama uygulayamamışlardır. Ne diyoruz biz buna? Dilde sadeleşmeyi istemişler ama başarılı olamamışlardır arkadaşlarım. Divan edebiyatında şiddetle karşı çıkmışlar fakat ondan kopamamışlardır. Kaside yazmışlar, gazel yazmışlar. Karşı çıkıyorlar ama şekillerini kullanıyorlar değil mi? Bir anda pat diye biter mi divan edebiyatı, 600 yıllık divan edebiyatı? Yani. Tanzimat Edebiyatı'nda her alanda ikilik görülür değil mi? Özellikle Ziya Paşa'da bu çok ön plana çıkacak. Az sonra işleyeceğim arkadaşlarım. Sade dil savunurlar, ağır bir dil kullanırlar. Hece ölçüsü savunulur, aruz ölçüsü kullanılır. Divan Edebiyatı kötülenir, o tarzda eserler verilir. Arkadaşlar, bunlar çıkan ikilikler. Sade dil savunuyorsun, ağır dil kullanıyorsun. Hece ölçüsünü savunuyorsun, aruz ölçüsünü kullanıyorsun. Evet, Ziya Paşa şiir ve inşa makalesinde halk şiirini savunuyor. Harabat adlı antolojisinde divan edebiyatını savunuyor. Divan edebiyatı kötüleniyor, o tarzda eserler veriliyor. Bir de arkadaşlar, bu dönemin sanatçılarına baktığımız zaman kimmiş bunlar? Şinasi, Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa. Geldik arkadaşlarım, Namık Kemal 1840-1888 vatan şairidir arkadaşlar. Romantiktir. Vatan, millet aşkı, hürriyet aşkı Namık Kemal'de kutsaldır arkadaşlarım. Edebiyatımızda vatan şairi olarak bilinir. Sakın unutmayın. Eserlerinde çoğunlukla toplumsal konular işler. Neler bunlar? Vatan, hürriyet, millet. Sanat toplum içindir o zaman değil mi? Bunları işliyorsa sanat toplum içindir. Arkadaşlar, görüşüne bağlı kalmıştır. Kendisi Tekirdağlıdır. Tekirdağ'da hala arkadaşlar bir evi vardır. Eğer Tekirdağ'daysanız gidip görebilirsiniz. Ya da yolunuz düşerse yine gidip görün. Edebiyatımızda ilk edebi roman arkadaşlar İntibah ve ilk tarihi romanı Cezmi'yi yazmıştır. Bu ikisini ilk olması bakımından unutmayın. Arkadaşlarım, devam ettiğim zaman Namık Kemal yeni edebiyatı savunmakla birlikte şiirde şekil bakımından yenici olmayan bir şairdir. Divan edebiyatı nazım şekilleri ve aruz ölçüsünü arkadaşlarım kullanmıştır. Konu olarak yenilikçidir arkadaşlarım. Namık Kemal'in arkadaşlarım bütün edebi türlerde eserleri vardır. Tiyatro alanında 6 eser vermiştir. Bunlar nelerdir? Vatan yahut Silistre. Önemi ne arkadaşlar, bunu biliyor musunuz? Çok güzel.
Arkadaşlarım, edebiyatımızda ilk sahnelenen tiyatrodur Vatan yahut Silistre, unutmayın. Günnihal, Akif Bey, Zavallı Çocuk, Karavela, Celalettin Harzemşah gibi arkadaşlar tiyatroları ön plana çıkar. Celalettin Harzemşah 15 perdelik bir oyun olup oynanmak için değil, okunmak için yazılmıştır. Bu arkadaşlar daha çok Tanzimat'ın 2. döneminde ortaya çıkacak, okunmak için değil, oynanmak için yazılan eserleri. Bunun en önemli temsilcisi de Abdülhak Hamit Tarhan olacak. Yeri geldiği zaman zaten size bunu söyleyeceğim arkadaşlarım. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlarım, Namık Kemal eski edebiyat ve yeni edebiyat konularının görüş ayrılığına düştü. Ziya Paşa'nın harabatını tenkit etmek için Tahrib-i Harabatı ve Takibi yazmışlar arkadaşlarım. Bu edebiyatımızdaki ilk eleştiri kitabıdır. Bunu sakın unutmayın. Namık Kemal ile Ziya Paşa aslında iyi arkadaşlar. Ama Ziya Paşa öncelikle Şiir ve İnşa makalesinde yeni şiiri savunup, halk şiirini savunup, Harabat adlı antolojisinde eski şiiri savununca, divan edebiyatını savununca Namık Kemal'in kafası atıyor. Diyor ki, Ziya, biz seninle diyor söz vermedik mi bu eski edebiyatı gömmeye? Sen ne yapıyorsun Ziya diyor. Atma Ziya diyor. Harabatı tenkit etmek için al sana Tahrib-i Harabat diyor. Harabatını tahrim ediyorum diyor. Tahrib-i Harabat ve Takib-i Harabat'ı yazıyor arkadaşlarım. Unutmayın. Bunun önemi neydi? Çok teşekkürler. Siz de görün arkadaşlarım. Çok teşekkür ederim. Bunun önemi neydi bunun önemi? Edebiyatımızdaki ilk eleştiri olması, sakın ama sakın unutmayın. Onun dışında arkadaşlarım, tarih konusunda yazmış oldukları ise Kanje Muhasarası, Evrak-ı Perişan, Devri İstila arkadaşlarım önemlidir. Bunu da sakın unutmayın. Renan Müdafaanesi ismiyle İslamiyet'i savunan arkadaşlar bir eleştiridir. İntibah arkadaşlar, bu eserde Ali Bey adındaki bir kişinin Mahpeyker adındaki bir kadına aşık olması anlatılmaktadır. Değil mi? İçinde düştüğü bir kötü durum arkadaşlar. Ali Bey'in bütün servetini elinden alacaktır ve en sonunda arkadaşlar Ali Bey, Ali Bey'in annesi, hepsi arkadaşlar Hakk'ın rahmetini boylayacaklardır. Bir de böyle bir özelliği vardır. Romanlarda herkes ölür arkadaşlar. Tanzimat Ali Bey'in romanında. Başına bir şeyler gelir. Sonuna bakarsın herkes ölmüştür. Temiz iş. Arkada kimse kalmıyor. Geldik arkadaşlarım Ziya Paşa'ya. Ziya Paşa arkadaşlarım, az önce de söyledik. Bu adam biraz ikili bir adamdır. Bu eserlerine de yansımıştır. Hatta kendi kişiliğini de yansımıştır. 1825 ile 1880 yılları arasında yaşamış arkadaşlarım. Doğu kültürüyle yetişmiş. Daha sonraki dönemlerde batıya yönelmiştir. Bakın, hem doğu hem batı. Yenilikçi fikirleri vardır. Ama bu fikirler eserlerinde görülmez. Eski ile yeniye gidip gelen bir yazardır. Bu nedenle Namık Kemal ile arası açılmıştır. Değil mi? Dedim ya, önceden sıkı arkadaşlardı. Önceki dönemlerde divan şiirini Türk şiiri olarak kabul etmez. Fakat daha sonra yayınlamış olduğu Harabat adlı eserinde arkadaşlarım bunun tersini söyler. Arapça ve Farsça kelimelerle örülü bir dili vardır. Şiirleri divan üslubundadır. Hece ölçüsüyle bir türküsü bile vardır Ziya Paşa'nın. Gazeller, kasideler yazmış. Edebiyatımızın en önemli tercibent ve terkibent şairidir. Değil mi arkadaşlar? Tercibent ile terkibent arasındaki fark neydi? Çok güzel. Tabii siz kimin öğrencisisiniz? Tercihler değişmez, terkipler değişir. Tercihi bentteki vasıta beyitleri değişmez, terkibi bentteki vasıta beyitleri değişir. Arkadaşlar, edebiyatımızda ilk edebiyat tarihi sayılan Harabat adlı antolojiyi yazmıştır. Bu eserde divan edebiyatını övmüştür. Şiir ve İnşa adlı makalesinde eski edebiyat övüyordu. Bundan dolayı Namık Kemal Tahrib-i Harabat ve Takib-i Harabat diye eleştiriyordu. Onun dışında arkadaşlarım, Zafername adlı 3 bölümlük manzum eserinde Sadrazam Ali Paşa'nın tutum ve davranışlarını över görünürken üstü örtülü bir şekilde onu yermiştir. Yani tarihzeler arkadaşlarım, tarih edebiyat sanatlarında var ya, onları da göreceğiz inşallah. Arkadaşlarım, Ziya Paşa'nın şiirleri ölümünden sonra Eş'ar-ı Ziya ve Külliyat-ı Ziya Paşa adlı kitaplarda toplanmış. Eş'ar-ı Ziya zaten Ziya'nın şiirleri demek. Külliyat-ı Ziya Paşa adlı kitaplarda toplanmış. Arkadaşlar bakın, bu geldi. Bunu sakın unutmayın. Şiir ve İnşa adlı makalesinde divan edebiyatını yermek amacıyla yazmış. Defteri Amal adlı eserinde çocukluk anılarını anlatmıştır. Ayrıca Emile Jean-Jacques Rousseau çevirisiyle Rüya adlı röportajda arkadaşlar eseri vardır. Kimin? Ziya Paşa'nın. Wow! Şinasiye bak! Şekil yapıyor bize. Gördünüz mü? Harika, harika. Çok güzel. Evet. Gelelim Şinasi. Şinasi zaten arkadaşlarım şekil bir adam. Bütün ilklere ovuluyor. Klasisizm akımından etkilenen şekil bir adam Şinasi. Arkadaşlar, Tanzimat Edebiyatı'na yeniliğin öncüsü olmuş bir yazarımızdır. Dilde sadeleşmeye öncülük etmiştir. Biz ona ilklerin adamı diyoruz. Tercüman Ahval ve Tasvir-i Ekber gazetelerini çıkarmış.
Tercüman-ı Ahval'e ilk özel gazeteyi çıkaran adam budur. Yine bu gazetede, Tercüman-ı Ahval gazetesinde ilk makaleyi yayımlayan, Tercüman-ı Ahval mukaddemesini yayımlayan yine Şinasi'dir. Hatta utanmamış demiş ki ilk tiyatroyu da ben yazacağım demiş. İlk piyesi şair evlenmesini yazan arkadaşlar yine Şinasi'dir. Hatta abartmış. Noktalama işaretlerini de ilk defa ben kullanacağım. Sizin bir şey yapacağınız yok demiş. Diğerlerine sinirleniyor tabii. Noktalama işaretlerini de ilk defa ben kullanacağım demiş. 1845-1860 yıllar arasında Fransa'da bulunmuş. Fransız edebiyatının ne yazarlarını iyice tanımış, ne yazarlarından etkilenmiş. Lamartine, La Fontaine çeviriler yapmıştır değil mi? Masal gelir La Fontaine'den. Murat Dalkılıç söylüyordu. Evet, çok güzel. Müzik de dinlerim ben. Evet, evet. Didaktik eserlerin tartışmalarını ve eleştirilerini 1862 yılında yalnız başına çıkardığı Tasvir-i Efkar gazetesinde yayınlamıştır. Müntehebat-ı Eşar adlı eserini daha önce yazmış olduğu şiirlerinden seçerek yapmış, Osmanlı atasözlerini toplayarak Duru ve Emsal-i Osmaniye adlı kitap yazmıştır. Arkadaşlar bir adam neden Osmanlı atasözlerini toplar? Bir düşünün. Süre veriyorum. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Söylüyorum arkadaşlar. Neden toplar biliyor musunuz? Osmanlı'yı bunlar bir millet olarak göstermek istiyor da ondan toplar. Bak Osmanlı bir millet, onun için onun atasözleri kitabı bile var diyor. Amaç bu. Anladınız mı? Çakal adam. Tasvir-i Efkar gazetesinde arkadaşlar yazdıkları Mütehabat-ı Tasvir-i Efkar adlı kitapta toplamış bir kişidir. Geçtik arkadaşlarım Ahmet Vefik Paşa'ya. Bu da daha çok tiyatro alanında ön plana çıkmıştır. Paşa. Devlet adamıdır arkadaşlar. Çeşitli yerlerde yöneticilik yapmıştır. Tiyatro alanındaki çalışmalarıyla tanınır. Molière'in hemen hemen bütün eserlerini tercüme etmiştir arkadaşlarım. Bursa Valiliği sırasında kendi adıyla anılan bir tiyatro binası inşa ettirmiş ve eserlerinin burada oynanmasını sağlamıştır arkadaşlarım. Halka tiyatro sevgisini aşılamıştır. Lehçe-i Osmanlı adlı sözlüğü yayınlamıştır. Hikmet-i Tarih ve Felzeke-i Tarihi Osmanlı adlı arkadaşlarım tarihle ilgili eserler vermiştir. Bakın tarihle de ilgili eserler veriyor. Özellikle daha Tanzimat Edebiyatı'nda milliyetçilik ve Türkçülük fikirlerinin önde gelen savunucularındandır. Bu çok önemli. Neden? Çünkü bakın daha milli edebiyatın korunmasına kaç yıl var? 1912'de kurulduğunu düşünürsek milli edebiyatın daha 1870'lerde 60'larda bunu söylemek gerçekten yürek ister arkadaşlarım. Atalar Sözü adlı eserinde atasözlerini derlemiş. Ahmet Vefik Paşa'nın taklitçilikten uzak olduğu Doğu Batı sentezi ürünlerinin ilk örneklerini vermiş ve kullandığı dil onun anlatımına güzellik katmıştır. Geldik arkadaşlarım Şemseddin Sami'ye. Bunun da önemi neydi arkadaşlarım? İşte hemen çıktı. Türk edebiyatında ilk roman olan Taşşuk-u Talat ve Fitnat adlı eseriyle tanınmış. Bu eserde cariyelik ve kölelik konuları işlenmiştir. Yok yanlış. Bunu yanlış yazmışsın kardeş. Slide hazırlayan kardeş bunu yanlış yazmışsın. Taşşuk-u Talat ve Fitnat adlı eserde kölelik ve cariyelik konusu değil. Görücü usulüyle evlenmenin zararları işlenmiştir. Tıpkı ne gibi biliyor musun? Slide hazırlayan kardeşim. Tıpkı Şinasi'nin şair evlenmesi gibi. Bunu sakın unutma. Öğrencilerim kafasında karışma. Yoksa ben senin kafanı karıştırırım. Devam ediyoruz. Şemseddin Sami edebiyat çalışmalarının yanında dille de uğraşmış devrin en büyük dil alimidir değil mi? Zaten bir tane arkadaşlar romanda ön plana çıkıyor. Onun dışındaki hepsi dil alimi. Yazmış olduğu Kamusu Türkiye, Türkçe bir sözlüktür. Sefiller ve Robinson Crusoe isimli adlı eserleri tercüme etmiş. Seydi Yahya, Besa yahut Ahde Vefa ve Gave adlı piyesleri vardır. Bunun dışında arkadaşlar biliyor musunuz? Bakayım yazmışlar mı? Heh yazmışlar çok güzel. Ayrıca Orhun Abidilerini ve Kutat Kubili'yi Türkçe'ye çevirmiştir. Bu açıdan da çok önemlidir arkadaşlar yaptıkları. Onun dışında arkadaşlar Kamusu Türkiye, Kamusu Fransevi, Kamusu Alam gibi birçok dilde de başka dilde de sözlük çalışmaları yapmıştır. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlarım. Geldik Ahmet Mithat Efendi'ye. Hace'yi evvel değil mi? İlk hoca demek. Yazı makinesi. Edebiyatımızda yazı makinesi olarak biliriz Ahmet Mithat Efendi'yi. Ne diyoruz? Onlar konuşur, Ahmet Mithat Efendi yazar. Evet, Ahmet Mithat Efendi arkadaşlarım sürekli yazar. Hiç affetmez. Sanat toplum içindir anlayışına bağlı kalmış. Bu nedenle serveti fununcuları tenkit ederek ve onlar hakkında Dekadanlar adlı makalesini yazar. Onları ne yapmışlar arkadaşlarım? Tenkit etmişler. Dekadanlar demiş serveti fununculara. Ahmet Mithat Efendi ansiklopedik bir yazardır. Her konuda her türlü yazılar yazar. Eserlerinde okuyucularını bilgilendirmemeye çalışır. Eserlerini de sade bir dil kullanmıştır. Asıl amacı halkı eğitmek ya.
halka okuma zevkini aşılamayı çok sever. Çok yazmasından dolayı yazı makinesi denir. Arkadaşlar 250'den fazla eseri olduğu söylerler. Tabii biz bunun hepsini bilmek zorunda değil. Biz birkaç önemlisini bilsek yeter. Ve birkaç önemli özelliğini bilsek yeter. Yer yer romanların akışını keser ve uzun bilgiler verir. Romanları da teknik açıdan zayıftır. Kalemiyle para kazanır arkadaşlarım Ahmet Mithat Efendi. Onun 36 roman yaklaşık 200 eseri vardır diyor bakın. Eserlerine baktığımız zaman Tercüman-ı Hakikat, Bedir, Devir gibi birçok gazete çıkarmış. Küçük hikayelerden oluşan Letaif-i Rivayet. Neydi önemi? Aferin, çok güzel. Edebiyatımızdaki ilk yerli hikayeydi. Bravo. Avrupa'da bir cevelen gezi yazılarından oluşmuştur arkadaşlar. Gezi yazısıdır. Romanlarına baktığımız zaman Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Ferhatun Beyli Rakım Efendi, Yeniçeriler, Henüz 17 Yaşında, Diplomalı Kız, Kıssadan Hisse gibi arkadaşlar romanları vardır. Halkı aydınlatmaya çalıştığı için Hace-i Evvel, ilk öğretmen, Hece-i Evvel değil, slide arka hazırlayan arkadaşım, gerçekten çok yanlış yapmışsın, bak seni kınıyorum buradan. Hace-i Evvel yani ilk öğretmen olarak bilinir. Şimdi geldik arkadaşlarım ikinci dönem Tanzimat Edebiyatı'na ama burada kalalım. Çünkü ikinci dönem Tanzimat Edebiyatı'nda arkadaşlarım bir sonraki dersimizde işleriz. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.